olduğunu istemek çok doğal hakkınız. Belediyelerden isteyebilirsiniz. Gidin isteyin ve bunları inceleyin. Çünkü 99 depreminden sonra bina yapım yönetmeliği değişti. Artık binalar 99 depreminden, çünkü her depremde binaların dayanımı ile ilgili bir takım parametreler geliştirilebiliyor. Ona uygun yapılmış olması çok çok önemli. Geçelim. Dedi ki bina tasarımı, malzemesi, inşaatı ve kullanımı çok çok önemli. Altyapı sistemindeki zayıflıklar. Şimdi binanızın eğer temelinde su varsa bu zarar verebilir mi? Evet, değil mi? Çünkü betonarme binalarda demir donatıları var. Eğer temelde bir su girişi varsa bu binamızın uzun dönemde kolon ve kilit sistemindeki demir donatılarına zarar verebilir. O yüzden binamızda bir su girişi olduğuna şüpheleniyorsak mutlaka o suyun uygun bir şekilde direne edilmesi gerekiyor. Yapısal olmayan tehlikeleri biraz sonra fotoğraflarla anlatacağım. Yangınlar neden önemli, yine bir video izleteceğim size. Ve ilk anda müdahaleci olmak niye önemli, bunu konuşacağız. Şimdi depreme hazırlıkta binamız ve zeminle ilgili alacağımız önlemlerin yanı sıra bir takım çok hızlı geri geliyoruz. Evlerimizdeki eşyalarını sabitlemek de çok önemli. Hemen çalıştırmayalım. Bakın bu görüntü 1975 yılında Japonya'dan çekilmiş bir şey görüntüsü. Güvenlik kamerası görüntüsü. Burası bir iş yeri. Bakın televizyonlar var, dolaplar var, masa var. Ekranın sağ alt köşesinde, bakın şurada sağ alt köşesinde şu anda görüntüye girmeyen bir güvenlik görevlisi orada yatmış dinleniyor. Biraz sonra bir deprem yaşayacak. Güvenlik görevlisinin kaç metre ötelendiğini görün. Bakın yattığı yataktan 7 büyüklüğündeki bir depremde hareket edebilecek mi? Eşyalar devrilecek mi? Bir bakalım. Çalıştıralım videoyu. Bakın kişiyi gördünüz. Deprem meydana geliyor. Sabitlenmemiş bütün eşyalar devrildi. Yatağını görüyor musunuz? NHK Kobe 放送局のカメラが地震発生の瞬間を捉えました。Bakın evlerimizde cam eşyalarımız çok var, hepimizin evinde. Sabitlenmemiş cam eşyalar devrildi. Burası da bir iş yeri ya da kütüphane olabilir. Bakın sabitlenmemiş iş yerindeki dolapları görüyorsunuz. Deprem olduğu anda, büyük bir deprem, bir domino taşı gibi hareket ediyor. Çünkü çok büyük bir güçten, çok büyük bir kuvvetten bahsediyoruz. Bakın devrildi. Burası da yine iş yerinden görüntüler. Masalar devrildi, dolaplar devrildi. Bunlar sabitlenmiş olsaydı acaba devrilir miydi? Devrilmezdi. O sırada orada yatabilirsiniz, çalışıyor olabilirsiniz. Başınıza aldığınız bir darbeden dolayı bakın bir maketteki görüntüyü görüyorsunuz. Başına aldığı darbeden dolayı direkt hayati bir risk oluşturabilir. Evden görüntüler var bakın, canlandırmalar. Deprem oluyor, büyük hani dolaplarımız vardı bizim evlerde. Sabitlenmemiş. Olduğu gibi devriliyor. Bu yüzden eşyalarımızı sabitlemek, sabitleyemiyorsak bile başımızı boynumuzu alabileceğimiz yerlerden başka noktalara çekebilir miyiz? Bunu gözden geçirmek çok çok önemli. Bakın mutfaktan görüntüler. İstiyorsunuz. Bütün cam eşyalar, dolapların kapakları kapalı değilse, kilit sistemleriyle tutturulmadıysa, yüksek yerlere koyduysanız bunların hepsi devrilecektir. Bakın ev bir beşik gibi sallanıyor. Bu yavaş çekimdeki görüntüsünü görüyorsunuz. Bakın dolaplar yeterince iyi sabitlenmediği için yerinden koptu ve devrildi. Cam eşyalar, tutmak, kaçabilmek, hareket edebilmek çok büyük bir depremde mümkün değil. Ben 99 depreminde İstanbul'daydım, İstanbul'da yaşadım. İnanın sadece şöyle kalkıp doğrulmaya çalıştım, yapamıyorum. Ki yaklaşık 100-150 kilometre uzaktayım depremin merkez üstünden. Sabitlenen eşyalar ise, bakın orada bir akvaryum var, bir yere sabitlenmiş, devrilmiyor görüyor musunuz? Sadece sallanıyor. Ama bir zarar oluşmuyor. Nasıl sabitlemeniz gerektiğini de görüyorsunuz. L profillerle büyük dolapları çok rahat sabitleyebilirsiniz. Bilyoların altına kaydırmaz örtüler koyabilirsiniz. Bilgisayarların altına yine cırt cırt bantlarla sabitleme çalışmaları yapmanız mümkün. Bunların birçoğu artık büyük yapı marketlerde, Çanakkale'de de var, satılıyor.
temin etmeniz çok mümkün. Hele şu L profiller inanın çok hayat kurtarıyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın L profille bir dolabı çok rahat bir şekilde sabitledi. Kilitli dolaplarda kullanırsak devrilecek eşyalarımızın zarar görmesini, zarar vermesini engelleyebiliriz. Bakın tabloları, mesela evlerimizde tablolar varsa tabloların çivi yerine kanca uçlu vidalarla duvarlara asın. En azından çıkıp kurtulmayacaktır yerinden, olduğu yerde sadece sallanacaktır. Selahattin geçebiliriz. Şimdi bakın bu da 5,5 büyüklüğündeki bir depremden sonra yaşananlardan böyle oda içindeki fotoğrafları göstermek istiyorum sizlere. Geçelim. Şimdi bakın burası muhtemelen bir ev. Evdeki bir televizyon dolabı. Hepimizin evinde değil mi? Televizyon dolaplarımız var. Televizyon dolabının üstündeki 5,5 büyüklüğündeki bir deprem. Bakın 7 değil. 5,5 büyüklüğündeki bir depremdeki televizyon devrilmiş. Şimdi ilk önce ne var? Ekonomik olarak bir kayıp var değil mi? Ama bir kablo geçiyor. Şimdi bu resmi biraz daha detaylı inceleyelim. Bir kapı görüyorsunuz, bir yatak. Kapının hemen girişinde bir dolap var. Dolap devrilmiş, bir tane elektrik prizi var. Şimdi birkaç şeyi birden inceleyelim. Şimdi bu evde, yaşadığınızı düşünün, evde bir hasar yok çatlak duvarlarında. Hepimiz sağ olarak bu evden çıkabiliriz. Ama evde bir engelliğinizin yaşadığını düşünün. Görme engelli olabilir, yürüme engelli olabilir. Küçük bir çocuğunuzun evde tek başına olduğunu düşünün. Bu küçücük engelden siz çok rahat hareket edip çıkabilirsiniz değil mi? Ama yürüme engelli birisi bu engeli aşabilir mi? Aşamaz. Ya da şu kordon, eğer elektrik kesintisi yapılmadıysa, o kabloda bir kaçak varsa zarar verebilir mi? Verebilir. Bakın, eğer biz o dolabı sabitlemiş olsaydık, ya da çıkış noktasındaki bir yere koymamış olsaydık biraz daha rahat olabilirdik değil mi? Bu görüntüler olmayacaktı. O yüzden lütfen evlerinizde her zaman siz evde olmayabilirsiniz. Yalnız olabilir bu ihtiyaç sahipleri çocuklarınız. Lütfen dolaplarınızın yerlerine dikkat edin. Evlerinize gidince bir bakın bakalım çocuklarınızın ya da sizlerin yaşadığı yerlerdeki dolaplar tehlike yaratabilir mi çıkış noktalarında? Ya da bizler uyurken de yakalanabiliriz. Acaba başımıza, boynumuza bir darbe alabilir miyiz bu dolaplardan dolayı? Kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Geçelim. Bakın bu da mutfaktan bir görüntü. Mutfak dolabı. Çok daha şey bir dolap. Böyle şey köylerde çok kullanılıyor. Geçmişte bizim de evlerimizde vardı. Yerinden kopmuş. Onun önünde masa olabilirdi. Küçük çocuğumuz o anda orada olabilirdi. İhtiyaç sahibimiz orada olabilirdi. Her şey olabilirdi. O yüzden bunu yeterince iyi sabitlersek ya da kapalı dolapları çok rahat L profilde sabitlediğiniz anda eviniz çökmediği durumda siz ikinci tehlikeler yaşamayacaksınız demektir. Geçelim. Bakın bu da yine 6 büyüklüğündeki Elazığ depreminden bir köy evi görüntüsü. Bu evin bir kısmı sanıyorum kerpiç böyle tuğla karışımı ya da ahşap karışımı bir ev. Bu fotoğraf çok ilginç çünkü bakın bu evin içinde böyle bir dolap gibi bir şey var. Bu dolap gibi olan şey bu evin tamamen çökmesini engellemiş kolon görevi görmüş. Eğer o orada olmasaydı belki de evin o kısmı tamamen çökecekti. Dolayısıyla eğer iyi bir kitaplığınız varsa, içi kitap doluysa ve yıkılmayacağına inanıyorsanız bakın hayat kurtarabiliyor. Geçelim. Şimdi bu benim en çok etkilendiğim fotoğraflardan bir tanesi. Bu deprem olduğunda ben işe başlayalı 3 sene olmuştu. Kandıra Satanesi'nde çalışıyordum. İşte biz depremle ilgili bilgileri toparlıyoruz. Dediler ki işte Bingöl'de işte çok acı kayıplar var. Tabii ki her şey çok acı ama burası neresi biliyor musunuz? Bingöl'deki Yatılı Bölge Okulu. Burada 25 tane öğrenci hayatını kaybetti. Kurtulanlar da oldu ama nasıl kurtuldular biliyor musunuz? Şu fotoğrafta bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın bu bina 4 ya da 5 katlıydı. Pasta gibi çökmüş. Şu arada bakın öğrencilerin çelik dolapları var. Ben de yurtta kaldım. Bizim de çelik dolaplarımız vardı. Orası yatakhane bölümüymüş. O çelik dolaplar kolon görevi görüyorlar. Yani aslında binanın gerçek taşıması gereken yükünü bu dolaplar taşıyorlar. Ve orada olan öğrencilerin bir kısmı yaralı da olsa sağ çıkartın.